Arkadaşlar merhaba, anlatım bozukluğunuzun ikinci kısmı dil bilgisi kaynaklı yanlışlar buradan işlemek nasip oldu. Normalde ilk kısmını anlamsal boyuttaki yanlışlıklarını işlemiştik, bitirmiştik. Dil bilgisi kaynaklı yanlışlarla devam ediyoruz. İlk konumuz nedir? Tamlama yanlışlığı. Hemen hatırlayalım, tamlama neydi arkadaşlar? İsim tamlaması, sıfat tamlamamız vardı değil mi? Ama şurada şimdi isim tamlaması lazım olan neydi isim tamlaması? Tamlayan ve tamlanan ekini alarak bize neyi oluşturuyordu? İsim tamlamasını oluşturuyordu. Şimdi tamlama yanlışlığı dediğinde arkadaşlar ya tamlamaları yanlış kuracak ya tamlayan ya da tamlananın olmaması bize sorun teşkil edecek. Şimdi beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Hemen anlayacağınıza inanıyorum. Yörenin tarihi evleri ve insanları. Şimdi tarihi evler olur da, değil mi? Hani tarihi insanlar ben duymadım, değil mi? Bizim tarihi insan, tarihi olmayan insan diye bir kullanımımız yok. O zaman ne olacak arkadaşlar? Yörenin insanları ve tarihi evleri olacaktır. Bakın, tarihi evler, yörenin insanları. Bunlar benim denerim aslında isim tamlamalarım. Bak şimdi ben bu isim tamlamalarını doğru bir şekilde kullanmış oldum. Devam ediyorum. Bu örneği hep daha da iyi anlayacaksınız. Pasta ve meyve suyu. Düğüne gittim, pasta ve meyve suyu içtim. Ne demem gerekiyor arkadaşlar? Ha, meyveli suyu var da pasta suyu diye bir şey duyduk mu? Hayır, duymadık. O zaman ne olacaktı? Meyve suyu ve pasta. Değil mi? Doğrusu böyle olacaktı. Aynı mantıkla aşağıya bakıyoruz. Aşağıdaki örneğimize bakıyoruz. Tıbbi ve gıda yardımı. Matematikteki dağılım yapıyorum aslında. Fark ediyor musunuz? Hani şöyle bir sayı olurdu parantez içinde. Böyle dağıtıyorsunuz ya. Aynı mantığı ben burada yapıyorum aslında. Tıbbi ve gıda yardımı. Şimdi gıda yardımı tamam. Ama tıbbi yardım yoktur bizde. Tıbbi yardım var değil mi? Tıbbi yardım. Bak yardım. Ve gıda yardımı. Bak şimdi ne yaptım? Yanlışımı düzeltmiş oldum. Adamı aradı ve parasını ödedi. Şimdi parasını ödedim de burada bir eksiğim var arkadaşlar. Adamı aradım. Tamam, doğru. Adamı aradı. Ama parasını iyilik ekim burada var. İyilik ekini alanlar isim tamlamasında hangisi olurdu? Tamlanan mı, tamlayan mı? Hemen hatırlayalım mı şurada? Tamlayan, tamlanan. Doğru mudur? Tamlayan ekim ilgi eki alırken tamlanan ekim ne alacaktı? İyilik eki alacaktı. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman iyilik ekini tamlanan aldıysa benim burada neyim yok arkadaşlar? Tamlayanım yok. O zaman ne demeliyim? Adamın parasını ödemedi. Bak şimdi cümlem doğru oldu. Adamı aradı ama adamın parasını ödemedi. Burada benim neyim eksikti? Tamlayanım eksikti ve ben oraya tamlayanı koymak zorundaydım. Tamlama yanlışlıkları bu kadar arkadaşlar. Şimdi öge eksiklerine geçeceğiz. Ama velakin öge eksiklerine geçmeden önce size cümlenin ögelerini bir hatırlatmam gerekiyor. Tahta siliyorum. Cümlenin ögelerini işlemiştik ve size dil bilgisi kaynaklı yanlışlara geçmeden önce cümlenin ögelerini tekrar etmenizi ısrarla söylemiştim. İşte burada işimize yarayacak arkadaşlar. Dikkatlice dinliyorsunuz beni. Ben önce yüklemi buluyor muyum? Değil mi? Cümlenin ögelerinde. İlk yapmam gerek.
bulmak. Ondan sonra bir numara yükleri bulduysam, iki, neyi bulmak zorundayım? Özneyi bulmak zorundayım. Ve yükleme sorduğum hangi sorular bana özneyi verir? Ne? Kim soruları bana neyi verir arkadaşlar? Özneyi verir. Şimdi neyi buluyorum? Belirtili nesneyi buluyorum arkadaşlar. Belirtili nesne soruları nedir? Neyi? Kimi sorularıdır? Bakın ismi, iyi hali. Dikkat ettik mi? Ne demiştim? Demek ki soruyu ismin iyi halini kullanarak soruyorsam, verdiği cevaplarda da ismin iyi halini alan kelimelere ne yapacağım? Dikkat edeceğim. Sonra ne geliyor arkadaşlar? Belirtisiz nesne. Özneyi bulduktan sonra ne sorusunu yükleme soruyorsam bana neyi verir arkadaşlar? Belirtisiz nesneyi verir. Arkasından dolaylı tümleç. Aman ha dikkat edin. Bastıra bastıra söylemiştim. Dolaylı tümlecin diğer adı yer tamlayıcısı ve yer tamlayıcısı ismini ÖSYM'de kullanmaya bayılır arkadaşlar. Tamam mı? Dolaylı tümlecinde de neye dikkat edeceğim? Kim? Ne? Şimdi bak, kime, kimde, kimden? Yani ismin E hali, D hali, den halini getirdin mi? Evet getirdim. Karnaştırma harfini araya koydum. Yine neye, neyde, neyden, nereye, nerede ve nereden. Gördük mü? Demek ki ben sorularımı E, D, den etleriyle soruyorsam verdiği cevapta da bu etleri görüp dolaylı tümleç diğer adıyla yer tümleci olduğunu artık ne yapıyorum? Biliyorum arkadaşlar. Ve son olarak ne kaldı arkadaşlar? Zarf tümleci. Şimdi biz zarf tümlecini bulurken zarf tümleci akabinde de zarf. Aynı şeydir arkadaşlar. Şimdi zarf tümleci durum zarfını bulurken hangi soruyu soruyordum? Nasıl? Değil mi? Nasıl sorusu bana durum zarfını veriyordu. Peki zaman zarfını bulmak için yüklemene soruyorum. Ne zaman? Peki ne kadar dersem bana neyi verir? Miktarı verir. Değil mi? Nasıl, ne zaman, ne kadar, nere dersem arkadaşlar bana yine neyi verir? Zarf tümlecini verir. Anlaştık mı? Bunları bilmezsiniz arkadaşlar. Buradaki eksiklikleri isteseniz de göremezsiniz. Önce cümlenin ögelerini bilip yerine yerleştirip eksikliğini fark etmeniz gerekiyor. Şimdi özne eksikliğiyle devam ediyorum o zaman. Ahmet'in arabasındaki problemler çözüldü. Bu yüzden çok mutlu. Şimdi bak burada sıralı cümle var. Neden sıralı cümle? İki tane yükleme olduğu için. Çözüldü. Yüklem, mutlu, yüklem. Şimdi bakıyorum. Çözüldü. Çözülen ne? Ahmet'in arabasındaki problemler. Önden mi arkadaşlar? Evet. Bu yüzden çok mutlu. Mutlu olan kim? Ahmet'in arabasındaki problemler. Oldu mu? Olmadı. Burada bir yanlışım var. Bir eksikliğim var. Ahmet'in arabasındaki mutlulukla Ahmet'in arabasındaki problemler mutlu olmadı. Buraya ne gelmediydi arkadaşlar? Ahmet bu yüzden çok mutlu demeliydi ki Ahmet burada ne olacaktı arkadaşlar? Özne. Anlaştık mı? Kolayca gördüğünüzü düşünüyorum. Ve devam ediyorum. Hiçbiri seni sevmedi, senden kurtulmak için maça gitti. Şimdi yine bir sıralı cümle. Sevmedi, yüklem. Gitti, yüklem. Ögelerini ayırıyorum. Sevmedi, kim? Hiçbiri. Geliyorum. Senden kurtulmak için maça gitti. Gitti, kim gitti? Hiçbiri. Bu da bunun yüklemi bu durumda. Yükleme sorduğu soruya cevap verdi.
için maça gitti. Yani buraya benim özlerine Amerika'da arkadaşlar koymam gerekiyordu. Burada bir, ögelerini ayıracağım. İki, bana verdiği, yani ortak kullanılan öznenin okurken dikkatimi vereceğim ki mantıklı mı, mantıksız mı olduğunu anlayayım. Gitti derken, senden kurtulmak için maça gitti, gitti derken hiçbiri. Olmuyor arkadaşlar, hiçbiri bir yere gidecek hali yok. Yükleme eksikliğine bakıyoruz. Bakın cümlede yine sıralı cümlelerim var. Ama neyim yok arkadaşlar? Yüklemim eksik olacak. Dikkat edelim. Onun dediklerini dinlemediğini, kendisinin de dikkate alınmasını istedi. Şimdi burada bir tane yüklem görüyorum. İstedi. Onun dediklerini dinlemediğini istedi. Oldu mu? Onun dediklerini dinlemediğini istedi. Kendisinin de dikkate alınmasını istedi. Tam ikinci cümleye olmuş da birinci cümleye olmamış. Ne demeliydim? Onun dediklerini dinlemediğini söyledi. Benimle beraber cevap verdiğinize yürekten inanıyorum. Ne ben ona selam vereyim ne de o bana. Şimdi burada bir tane yüklem var. Selam vereyim. Ne ben ona selam vereyim ne de o bana selam vereyim oldu. Bak bunun mantığıyla bakarsan. Hani dağıttık ya, bu da bunun oldu. Şimdi ne de ben ona selam vereyim oldu mu? Olmadı. Ne demeliydi? Ne de ben ona selam... Şunu düzgün yazalım. Ne ben ona selam vereyim, ne de o bana selam versin. Tamam. Yine vereyimi kullanamam. Versin demeliyim. Çünkü bunu karşı tarafa söylüyorum. Anlaştık mı? Öge eksikliği, özne, yüklem eksikliği. Burada bir sıkıntı var mı? Cümlenin ögelerini bir daha tekrar ediyoruz. Ögeleri tekrar ettikten sonra örneklerimize tekrar bakıyoruz. Eğer örneklerde sıkıntı yaşıyorsak tekrar cümlenin ögelerine dönmeliyiz ki bu konu ne yapılsın arkadaşlar? Anlaşılsın. Bir tane de nesne eksikliği işleyelim arkadaşlar. Şimdi nesne eksikliğinde şurada gördüğünüz belirtili nesneler neyi, kimi ve ne sorularına ne yapmayacak arkadaşlar? Sıralı cümlelerde cevap veren kimse olmayacak. Bak şimdi ablası onu çok sevdi. O sevmedi. Bak şimdi. Ablası onu çok sevdi, o sevmedi. Sevdi yüklem, sevmedi yüklem. Sevdi kim? O. Sevmedi kim? O. Öznenin yerli yerinde mi? Yerli yerinde. Ablası onu çok sevdi. Seven kim? Ablası. Ablası burada ne olur arkadaşlar? Nesne. Peki, ablası onu çok sevdi, o sevmedi. Ne demeliydi arkadaşlar? O, ablasını sevmedi demeliydi. Benim burada neyim eksik oldu arkadaşlar? Nesnem eksik oldu. Bir tane daha yazalım. Yaşlı adama her gün özenle bakıyordu. Yaşlı adama her gün özenle bakıyordu dedim. Cümleyi bitirdim. Devam ediyorum. Çok sevmişti çünkü. Şimdi yaşlı adama her gün özenle bakıyordu. Bakıyordu. Yüklem kim? O. Kime bakıyordu arkadaşlar? Yaşlı adam. Benim bu neyim artık? Nesne mi? Çok seviyor. Çok sevmişti çünkü. Sevmişti. Yüklem kim? O. Öznelerim ortak mı? Evet. Peki. Çok sevmişti de kime arkadaşlar? Buraya neyi koymalıydı? Yaşlı adamı
çok sevmişti çünkü demelikti. Bir daha tekrar ediyorum. Nesneyi birinci cümlede kullandığı sıralı cümleler, ikinci cümlede ne yapmak zorundasın arkadaşlar? Kullanmak zorundasın. Kullanmadığında ortaya mantıksız bir cümle çıkıyor. Ve bu da bizim anlatım bozukluğuna, dil bilgisi kaynaklı anlatım bozukluğu yapmamıza sebep oluyor arkadaşlar. Evet. Özde eksikliği, yüklem eksikliği ve nesne eksikliğini anlaşıldığını umuyorum. Diğer eksikliklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.